açıkçası. Çünkü ben bu konuda bir süredir uğraşmama rağmen hani kitabın bu konuda bir sunum, bir paylaşmaya dair bir şey yapmadım. Ama bunun çok önemli bir şey olduğunun da farkındayım ve giderek çoğalması gereken bir bilgi aslında, bir pratik. Bunun da bugün ilerleyen saatlerde de defalarca aslında konuşacağız ama ekolojik farkındalığı diyelim, nasıl, hani nasıl derseniz buna, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Herhalde yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi, birkaç tane şey aslında birbiriyle bağlantılı olan, atıkları azaltmak ve bir yandan da belki onarıcı tarım olarak ifade edilen veya farklı farklı şekillerde ifade edilebilen toprak kaybı ya da toprak kaybını engellemek ve toprak iyileştirmesine hizmet etmek. Bizim de işte kendi ufak bahçemizde mesela yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi ve bence en önemli şeylerden biri bu. Bir ürün ortaya koymakla beraber, onun yanı sıra kesinlikle ondan daha geride bir şey, bir amaç değil. O ürünü oluşturmak için aslında bir toprak oluşturmak. Bir toprağı, yani permakültüre dendiği gibi bir yere girdikten sonra oradan ayrılırken girdiğimize kıyasla daha iyi bir toprak arkamızda bırakabilmek. Ve böylece de bu mevallerimize davranınca ve toprağı iyileştirdikçe, çünkü aslında iklim değişikliğiyle de toprak kaybıyla da işte bilimsel gazı salımları, bütün bunlarla da aynı anda mücadele etmiş oluyoruz. Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi de kompost yapmak. Bu her birey için, bireyin kendi halimiz için, yaşadığımız topluluk için, yaşadığımız kent için, işte ülkemiz için ve dünya için, yani her ölçekte aslında faydası olan bir şey. Pek çok açıdan, pek çok boyutla aslında. O yüzden de herkesin bunu hem kendisi için hem de yaşadığı topluluk için, toplum ölçeğini yapmasını ve bunu yapan yapıları da desteklemesini aslında öğrenmemiz gerekiyor. Yani. O yüzden de farklı kompost yöntemlerini öğrenmek ve bunu olmak, uygulayanları da biraz desteklemek her zaman önemli. Bugün de bizim amacımız bu, yani farklı kompost yöntemlerini biraz paylaşmak. Hepsinin teknik detaylarını değil, çünkü detaylı şeyler uygulamalı ancak en iyi öğrenilebilen şeyler. Yani aslında en iyi kendiniz yaptığınızı öğreneceksiniz. Kendiniz yapmadan her şey biraz aralar olacak. Umarız devamında da bu olur. Yani bugün aslında öğleden sonra bahçeye de gidip biraz bizim bahçede yaptığımız birkaç tane yöntemi göstermek istiyordum. Ama önden malzeme hazırlığı yapmamız gerekiyor. Orada yapılmış şeyler var ya, o açıdan onları göstermek istiyorum. Ama şey, solucan kompostu yetedik. Şey demek istiyorum, yani bugün bir sınırı olacak bir şey değil zaten. Yani bir bok aşığı, ne bileyim bir işte sıcak kompost gerçekten birkaç saat hep birlikte uğraşarak ondan sonra da her birimizin kendi yerlerini, bahçelerini, evlerini vesaire kendi uygun yöntemi bularak, kendi ihtiyacı doğrultusunda kendi uygun yöntemi seçerek uygulaması gereken şeyler. O yüzden bugün aslında bir giriş yapacağız. Neden kompost önemli? Neden toprak meselesi önemli? Bizim ekolojik duyarlılığımız da bu nereye örtüşüyor? Neden gerçekten ekolojik meselelerin en önemli ayağı olarak bu konuyu biliyor ve her adımda da bunu dahil etmek durumundayız? Bunları biraz konuşacağız. Ardından hiç önemli biraz konuşacağız. Yapabilirsek de bugün değilse bile başka günlerde ben daha teknik ve kalpsel anlamda detaylarına bakarız. Tamam, hoş geldiniz. Bu arada adamlar gelsen bir tane kalırsan mı? Olur. Semih ben. Adana'dan Banadır Akıdağ Topluluğu ve Çukurova Ekoloji Yaşam İnisiyatif üyesiyim. Aynı zamanda Ekokafe dost ve kardeş. Yeni sahibim. Yani resmi olarak yeni sahibim. Resmi. evet, bir de Adana'da Aleçam Ber Kent Bostanı'nı gönüllülerinden birisiyim. Yani bu bir eğitim ya da eğitmen olarak burada değilim.
kendi bazı eğitimler aldım, işte sen tasarımcısın. Ama bir eğitmen olarak burada bulunmuyorum. Çünkü toprak ve kompost konusu derya deniz ve benim yetimim tamamen üstünde bir konu olduğu için sadece sizlere bildiğimiz konularda kolaylaştırıcı olmaya çalışacağım. Deneyimlerimizden bahsedeceğim. Deneyimlerimizden öğreneceğim bir şeyler. Biz zaten kent bostanındaki bu tür tırnak içinde eğitimlerin de ismini değiştirdik. Bostan uyumlama programı, bostan kolaylaştırıcılık tanışması gibi adlandırma yapıyoruz. O yüzden toprakla hızlıca bir başlayalım. Devamen işte kompost nedir? Neden kompost yaparız? Ve bizim de değinmeye çalışalım. Aslında hepimiz üzerinde yaşadığımız toprağa bir şekilde aşınmışız ama onun içinde barındırdığı canlılığı vesaire hiçbir şekilde görmezden geliyoruz. Yani onun bizim için önemine görmezden geliyoruz. Tamamen yok etme güdüsü ve tüketme güdüsüyle toprağa zarar veriyoruz. Aslında toprak bizi besleyen, tüm dünyayı besleyen, canlılığı koruyan yegane materyallerden birisidir. Toprağın yapısı üç katmanla oluşuyor. İşte biyolojik, fiziksel ve kimyasal. %45'i mum, kum, alüvyon ve kilden oluşuyor toprak yapısının. %25'i su, %25'i hava. Sadece canlı katman %5 oranda bulunuyor toprakta. Yani organik madde miktarı toprakta sadece %5. Bu organik maddenin de içeriğini %50 humus dediğimiz yapı oluşturuyor. %35'ini çürüyen organik madde, işte %10 o en üstteki taze kalıntılar oluşturuyor. %5'inde yine canlı organizmalar oluşturuyor. Canlılar onunla besleniyor. Sonra canlı bu dünyadaki hayatını tamamlayıp tekrardan toprağa dönüyor ve toprağa aslında beslemeye devam ediyor. Böyle bir döngü içerisindeyiz. Kompostta da bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında tamamen insan eliyle bu döngüyü oluşturmak. Aslında ortadaki fotoğraf ya da görüntü küçücük bir fidanın aslında aşağıda ne kadar bir hacme sahip olduğunu ve thank you.
bir yaşam alanı oluşturduğunu çok güzel görebiliyoruz. %5'i önemli bir şey bu. %5'i yani en yeni kısımlar çok kalanı bizim Antalya. Evet. Antalya. Sadece şu kendi kökü. Şurası kendi kökü. Diğer her şey canlı mantarı. Toprak canlıları ne yapıyor toprakta? Organik maddeyi aslında koruyor ve üretmeye devam ediyor. Bunu nasıl yapıyor işte? Besinin yapı taşlarını dönüştürüyor. Toprak yapısını zenginleştiriyor. Kendi içinde zararlı diye tabir ettiğimiz diğer canlıların dengesini sağlıyor kontrol altında tutarak. İyi bir toprakta işte bu söylediğimiz tüm döngüler aslında kendi içinde dengeli bir şekilde dengeli bir şekilde hayatına devam ediyor. İşte fazla karbonu biriktiriyor. Suyu kök bölgesinde tutuyor. Bitkinin daha hızlı büyümesini ve daha güçlü, verimli olmasını sağlıyor. Topraktaki pusunun nereden artık biliyor musun? Bakteri ve mantar oranını söylüyor. Aslında topraktaki tüm bu dönüşümü yapan, organik madde dönüşümünü yapan bakteriler ve mantarlar. Yani bakteri ve mantarlar olmasa topraktaki canlılık aslında tamamen yok olacak. Toprağın kimyası iyi bir toprak için ne yapmamız gerekiyor? Topraktaki organik madde miktarını arttırmamız gerekiyor. Bu zehirli ve konvansiyonel tarımla yapılan üretimlerde işte bakılan kimyasallar aslında topraktaki tüm organik madde içeriğini öldürüyor. Topraktaki tüm canlılığı yok ediyor. Böylece ne oluyor? Dünyadaki işte bir sürü problemin atası ortaya çıkmış oluyor. Çünkü toprağı kirletiyorsun, dünya kirleniyor. Besinin kirleniyor. Yediğin gıda diye yediğin şey başka bir şeye dönüşüyor. O yüzden iyi bir toprak için ne yapmalıyız? Organik madde eklemeliyiz toprağa. Zaten %5'lik kısım organik madde içeriyor. Biz bunu giderek öldürerek canlılığı daha da azaltıyoruz. %1'lerde şu anda. Evet. Normal, konvansiyonel tarımla yapılan arazilerde %1'e kadar düşmüş durumda. Yani ne yiyoruz artık? Bilmiyorum. İşte toprak canlılığını artırmalıyız. Havalandırma, işte mikro canlılarla desteklenmesi, toprağa sıkışmaktan korumak ve yaralanmaktan korumak, işte hep bilinen sürme işlemleri de aslında doğru bilgilermiş gibi gelir ama derin yapılan tüm sürme işlemleri topraktaki yine aynı kimyasallar gibi canlılığı tamamen öldürüyor. Evet, zaten %5'lik kısım en üstteki kısım. Zaten 10 santimlik olan kısım. Evet. 10 santim. Ama ben kastım onun altını bilmek mi? Tabii. Ya da işte ne diyeyim? Yani zaten bir makineyle yapılan sürme işleminde en az 30-40 santim tabii toprağın altına giriyorsun ve falan ediyorsun. Altını üstüne getiriyor yöntemleri. En büyük sakıncası o değil mi? Evet. Yani aşağıda yaşayan canlıları yukarı getiriyor. Aslında havasız bölümdeki canlılar havayla temas etmiş oluyor. Yukarıdaki canlılar ise havasız bölümüne gidiyor ve tamamen o denge bozulmuş oluyor. Orada onların verecekleri hiçbir fayda artık kalmıyor. Çünkü yaşayamıyorlar artık öyle bir. O tür bir müdahale yok. İyi yapıda toprak görseli var burada. Aslında bizim genelde
işte doğru bilinen yanlışlardan birisi toprağa sıkıştırmak. Yani Ediz'in söylediği şu hale geliyor. Bu alttaki sıkışmış toprağı sen sürdüğünde direkt üste getiriyorsun. Bu sefer o verimli canlılığın devam ettiği toprağı aşağı alıp aslında canlı canlı gömmüş oluyorsun toprağı. Evet. Bu kulağını çınlatalım. Serdar abinin şeyiydi. Bize görseliydi. Herhalde yeryüzünde vermeden aldığımız tek şey topraktır. Yani toprağa hiç bakmasak bile mutlaka sana bir şey verir. Yani bir ürün mutlaka bir ürün verir. Hiçbir şey olmazsa orada bir yaşam oluşturur. İşte yani bir şey verir toprak. Biz toprağa nasıl canlı oluyoruz? İşte bahsettiğimiz endüstriyel tarımla, işte pestisitler kullanarak, herbisitler, böcek ilaçları, bunlara da ilaç diyoruz. Ama tamamen aslında bu algıyı değiştirmemiz lazım. Çünkü ilaç dediğimiz şey, insana şifa olması gereken bir şey. Çok sevdiğim bir abimin söylediği bir şey var. Eskiden hastanelere şifahane derlermiş. Ve şey, bir doktorun hastasına kadar azsa o kadar yüksek maaş alırmış. Çünkü iyi doktor şifa verdi. Şu anda ki geldiğimiz durumda işte tıpkı bu ilaç alması gibi hastane kadar çoksa doktorun maaşı o kadar yüksek oluyor. Çünkü daha fazla hastalanmak için. İlaç algısını yok etmemiz gerekiyor bizim. Tamamıyla bunlara zehir dememiz gerekiyor. Farkındalık da yaratabilmek için. Ve zehir öldürür. Gıdamızı da öldürür, bizi de öldürür. Fazla ve uygunsuz sulama hem yeraltı sularına zarar verir, hem bitkiye zarar verir. Hem toprağa üstteki aynı bahsettiğimiz organik madde miktarıyla alıp götürür. O yüzden her şeyi dengeli bir şekilde kullanmaya özen göstermeliyiz. Almadan vermek, işte bu yüzden kompost yapmayı öneriyoruz ve toprağa faydalı olmaya çalışıyoruz. Kompost nedir? Kompost organik maddelerin toprağa tekrar dönüşüp verimli hale, yani topraktaki organik madde miktarını artırmamız için bir dönüşüm yöntemidir. İşte bir sürü kompost çeşidi var. En çok sevdiğim bir kompost tanımı var. O şey diyor işte. Aslında kompost yapmak doğaya katkı etmek. Doğanın yaptığı şeyin aynısı. Yani ormandan ne bir döngü? Ağaçlar işte büyür, yaprak dökerler. Yaprak döker ağaçlar yaprağını döker. Yemişli ağaçlar yemişlerini döker. Canlılar vardır, ölürler ve hepsi zamanla toprağa karışır. Ve toprağın yüzeyinde bir organik katman oluşur. Aslında kompost yaparak bu doğanın kendini aslında kendi kendine bıraktığımızda belki bir şeyin var, her yıl ve sonra yıllar içerisinde yaptığı şeyi hızlandırmaya çalışıyoruz biraz. O anlamda dışarıdan müdahale, yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü biz onu doğanın kendi döngüsüne müdahale ederek kesmişiz. O döngüye müdahale etmişiz, bitirmişiz ve orada bir fakirleşme yaratmışız. O yüzden müdahale edebildiğimiz topraklarda bu yapıyı takip etmeye çalışıyoruz, bu döngüyü. Onarmaya çalışıyoruz aslında. Bu kompost uygulamasını nerelerde yapabiliriz? Herkes kendi evinde, balkonunda, terasta, herhangi bir açık alanda. Yani kim, nerede, nasıl
en uygun şartı oluşturabiliyorsa her yerde kompost uygulamaları gerçekleştirebilir. Bu en basit şekilde evde yapılabilecek kompost örneklerinden bir tanesi. İşte 3 adet sebze kasasıyla başlayıp işte içini birazdan görsellerde göreceğiz. Bu malzemeler. Şu ortadaki tamamıyla aslında tüketime dayalı büyük marketlerde bile bulabileceğiniz bir kompost kasası satın alabilirsiniz. İşte 200-300 TL'ye. Genelde çok pahalı oluyor kompost şeyleri, evet. Ama yani çok pahalı şey olduğu için. Bunlar tamamen kimsenin hiçbir bedel ödemeden çiftçisinden ya da alışveriş yaptığı bir manavdan da edinebilir. Aynı şekilde malzemelerin hepsi sadece şu tel belki her yerde bulabileceğiniz malzemeler. Kasanın içini telle kaplıyoruz. Kolyenin o kapaklarıyla da yanları kaplıyoruz. Bu aslında şey en basit ama en uzun sürecek bir kompost yöntemi. Karbon içerikli yani şöyle kompost yaparken bir azot bileşiğine ihtiyacımız var. Azot nedir? Yeşil materyal. Yani yeşil organik materyal. Ki karbon kurumuş, yani kahverengi materyaller. O şekilde aklınızda kalabilir. Kahverengi ve yeşil atıklar kullanılıyor. Organik maddeler. İşte kuru ot dalları, yapraklar. Boyasız karton, kahve. Çünkü boyada da kimyasal olduğu için tercih edilmiyor. Rendelenmiş talaş, kuru yemiş kabukları gibi. Azot, işte yeşil yapraklı bitkiler, ilaçsız çim, çay kahve posası. Beyaz kağıt oluyor. Beyaz kağıt ağırtılmış olduğu için tercih edilmiyor. Çünkü o da bir aslında kimyasal işlemden geçiyor. Pişmiş yumurta kabuğu, yemek atıkları. Bu basit komposta katılmaması gerekenler kedi köpek dışkısı. Çünkü onun ne yediğini bilmediğimiz için içinde zararlı maddeler barındırabilirler. İşte süt ürünleri, sütte çekikleri mayalı ve bozulabilen bir yapıda olduğu için bu komposta uygulanmıyor. Ama başka bir komposta süt ana maddemiz olarak çok önemli bir rol oynuyor. Hastalıklı bitkiler, çiçekler, et, balık, çiğ yumurta kabukları, o da yine zararlı barındırabiliyor şimdi. Narenciye niye? Asitik olduğu için bakterilere zarar veriyor. Kabuklarını da koymuyor. Yok. Bu komposta koymuyoruz. Bu hangi kompost? Bu şey, küçük ölçekte katı sebze kompostu diye evde ya da bahçede uygulayabileceğimiz aslında kompost mantığını en temel olarak anlatan en basit kompost yöntemi. Bu şekilde 3 katlı kasaları oluşturuyoruz. Eskiyeni aslında aşağı alarak üstte yeni atıklarımızla sürekli işte eskiyi yeni değiştirerek devam ediyoruz. Ama uzun süren bir kompost yöntemi çünkü bunu sonra toprağa alıp toprakta dönüşmesini sağlamamız gerekiyor. Ama bu yöntemle ne yapmış oluyoruz? Evdeki tüm organik atıklarımızı işte şehir çöplüğüne göndereceğimize biriktirip uygun bir toprağa gömmüş oluyoruz. Bunun süresi 6 ay, 5-6 ayda ancak dönüşebiliyor, kurusu haline alabiliyor. O yüzden şöyle, eğer
işte nem dengesi, sıvı dengesi. Telli olmasının sebebi fazla suyu zaten aşağıda biriktirmesi. Sinek yapar mı? Eğer düzgün bir kompost olmamışsa sinek yapıyor. Az önce karbon dengesi de olmasını yapıyorlar. Evet. Nasıl içtiğiniz malzemeleri de bir oran veriyor? Hepsi için farklı olabilir. Anlaştığı bir sonuca göre farklı olabilir. Bunda derdimiz şu, siz dediği için yani biz düzgün bir şekilde rekompoz olması istiyoruz. Çürümek istemiyoruz. Sürasyon istemiyoruz. Yani aerobik şekilde olmasını istiyoruz. Yani oksijen alması lazım. Ve rekreasyondan bahsetmek lazım. Çürümenin nasıl oluştuğuyla ilgili. Yani, hem maddeler, mantarlar, bir şeyler bunlar nasıl işliyor? Böyle koyuyoruz. Yani bir yerde bir yerde olmuyor. Çünkü onu söylediğiniz zaman toprağın yapısının niye öyle olması gerektiği de oraya çıkıyor. Yani suyun devam etmesi lazım içine ve içine sıvı olması lazım. Çünkü bakteriler bizim organları olan şeyler değil biliyorsunuz. Sıvının sıvılarını vücutların dışına vererek yani ancak bir sıvı filmi içinde her şeyi yetirebiliyorlar. Yeteri kadar su olmasa, toprağın sıkışık olursa hem su hem hava girmeyeceği için çürümeye hiçbir olmayacak. Ve burada organik şeyler değiştiremeyeceği için istemediğimiz alık yani oksijensiz solunum da yapabilir, oksijensiz de içinden çürütebilen şeyler olacak. Sürekli yani hava içini onun da bir dengesi var. Unutmayacak kadar olması lazım. Çünkü çok her tarafı açık olursa içindeki sıvıyı tamamen kaybedersiniz. Onun için robotun önemli bir yerde olması lazım. Düzgün anlaması lazım. Şeylere çok takma relasyonlar. Hani isterseniz bu aplikasyonları bile var. Yaptığınız dediği şeyleri işte şu, yani şu en başta şu var. Koyduğunuz her şey içinde zaten karbon var. Hani karbon gazot diyorsunuz. Azotlu azot içinde de karbon var. Çünkü yani bu her şey karbonlar oluyor. Rasyonu o kadar takmamanız lazım. Ama tüm bunların hepsinin açıkçası var. Biraz da yaptıkça öğreniyorsunuz. Hani biraz kokun yapmaya başladık. Biraz daha karbon malzeme ekleyeyim. Tamamen tecrübe ettikçe. Şey yaptığınız zaman ancak yani satacak derecede kompost yapmak istiyorsunuz. O zaman işte bakteri dominant, mantar dominant ona karar veriyorsunuz. Orada onların orada reçete gerekiyor ama onun dışında... Ya, bu komposta temel amacımız çok değil kompost diye bir söylem var. Aslında dönüştürmek, ayrıştırmak için biriktiriyoruz. Sonra onu toprakla karıştırıyoruz. Yani ilk aşamada yapmaya başladık değil mi? Azot ve karbon materyallerinde eşit şekilde mi başlayacağız mesela? Evet. En basit şekilde. Eşit oranda mı başlayalım? En uygun olanı ben öyle yapalım. Evden çıkanları da alsak yani. Yerine buraya koymak gibi bir şey. Baktım hani yeşil malzeme o günleri benim çok mu salata yaprağı işte çıktı falan. Biraz üzerine işte tuvalet kağıdı şeysi bulusu koyuyorsun, karbon koyuyorsun. Dengeliyorsun. Başka bir gün kahverengi malzemen çok olmuş olabilir. Belki de satman gerekecek o zaman ekstradan. Ama yani çöpü atmak yerine oraya koymak ve onların toprağa gitmenin önceliği ilk o dekompozisyonlarını birazcık mümkün kılmak. Olabildiğince küçük parçalara ayırmak ve onu karıştırmak. Yani dönüşümünü yani sandığı biraz karıştırmak, malzemelerin birbirine iç içe geçmesini sağlamak. Ki işte azotla karbon birbirini sürekli olarak şey yapsın. Evde genelde zaten azotlu çıkıyor. Yani sürekli alışveriş evde karton biriktirmiyorsanız. Evet, ama çok şey diyeceğim, yani bu mesela bir ailenin 6 ayda bunun benim kulağıma geldiğini düşünürsek yani yetmeyecektir aslında. Yok, bu tamamen zaten şeydir, çöpe atmamak için. Evet, evet. İşte bir süre sonra çöpe atma ihtiyacını doğurabilir belki. Bir de bu 6 ay toprakla birlikte mi 6 ay, buradaki süresi mi 6 ay? Topraktaki dönüşümü. Burada ne kadar kalıyor? Burada çok fazla tutamıyoruz zaten. Hı. Bir iki öyle toprağa gömmemiz gerekiyor. Bu işte o hızlı bozulmayı engellemek için eşler atıkları evde yaptığınız toprağa katmadan önceki yöntem. Ön toprak aşaması. Evet. Tam
artık ev bitkileri, onun da ayrıca varmış. Bir de kompost yaparken ağacın ihtiyacıyla bir yere geçiyorum. Bunu direkt kullanamayız. İşte, ev aşaması gelmiş olmayacak. Evet. Anladım. Bir de bunu da toprak korumak gerekecek. O yüzden bilmiyorum. Yani biraz belki onu da hani biraz sonra konuşmak lazım. Kim ne yapmak istiyor? Yani kendi evimdeki atıklarımı sıfırlayayım gibi bir gaye varsa bence solucan kompostu evimde en uygunu, en temizli. En böyle sinekmek hiçbir sıkıntısı olmayalım. Yani biz kendi aramızda diyebiliriz. Bir de şükürlerimizi böyle dönüştürme aşamasını aşamasını yaptık. Yani ciddi olarak bir toprak çöplüğü yaratıp aslında onu da İşte orada farklı yani gerçekten bir de bunu konuşmamız lazım. Yani siz kendi evlerinizde bunu yapmak istiyorsunuz. Çiftçi olarak bir toprakta biz bir kolektif kompost yapmaya başlayalım mı diyorsun? Mesela hani latin atı, atık ölçeği çok daha fazla onların yapacağı farklı olacaktır. Gibi yani bunları biraz farklılaştırma. Belki de farklı yöntemlerle bir arada kullanmak lazım. Tabii mesela bahçede, bahçeniz var ya orayı onarmak istiyorsanız en hızlı yöntemlerden birisi yani birazdan anlatacağımız sıcak kompost 15 günde ortalama 18-15-20 gün arasında ama bahçe yükseltmeniz mümkün değil aslında. Evet. Çünkü büyük ölçekte yapınca işte size mesela en uygunu o muhtemelen. 2 metrekarede alana ihtiyaç olacaktır. Ama şey de olabilir yani sizin bahçeniz yoktur evde bunu yaparsınız. Götürüp işte birisinin bahçesine koyarsınız. O kişi de size doğar. Metrekare çok. Bunu yapmaya başladık. Olduktan sonra götürebilir mi hocam? Yani bence en son ne yapabiliriz hep beraber konuşalım. Deneyim aktarımı da yapabiliriz. Yani benim bostandan deneyimlediğim sıcak kompost deneyimi var. Bu arada şey yapıyor musunuz? Sistematik bir kompost çalıştığınız var mı? Yani herkes kendi evine atını getiriyor mu mesela? Evet. Bir şey var mı? Yani şu anda Bostan da aslında böyle kolektif bir çalışma yapıyor. Yani kompostla ilgilenen bir arkadaş var. Yine evsel atıklar gidiyor. İşte solucan kompostu yapan bir arkadaş var. O Beko'dan işte şeyler, kapları, kusaları falan yapıyor. Yine tam oturmuş bir çalışma yok çünkü sıcak kompost gerçekten şehir hayatında böyle herkes hevesleniyor. Hadi bir alanda yapalım. Ya yani bizim bostanımız var baktığınızda. O kadar düzenli olmuyor. İşte. Çünkü uzak. Çünkü uzak. Mahallemizde. Evet. Yani bu bostan işleri gerçekten mahalleliyle organize edilmesi gereken işler. İlk başta da zaten öyle çıkmış. O yüzden yine en son bunları ben bostan deneyimini de aktarırım size. Burada kolektif bir çalışma yapılacaksa nasıl olmalı? Yani örnek veriyorum şu bahçeliyim. Şuradaki çim alanları dönüştüreceksek bir bostan olacaksa evet burada işler yürür. Çünkü herkes buraya geliyor. Ya da Gattini'nin oradaki oyun parkı, çocuk parkı dönüştüreceksek eminim gayet sürdürülebilir bir şey haline gelir. Ama işte şehir dışında ya da şehre uzak bir yerde bunu yaptığımızda 3 güne bir biraz o sıcak kompostun karılması lazım. Herkes mesai çalışıyor. İşte kim gidecek böyle? Yandı mı kompost? İşte soğuk mu kaldı? Nemi mi az? Islandı mı? Yağmur yağıyor. Acil gidip üstünü kapatmak mı lazım? Güneş çıktı açmak mı lazım? Bir sürü etkenler var. Ama hiç mesela çekimine ihtiyaç olmayan bir kompost kadar yürüyerek ağırlık olarak da kır sandıkları daha rahat olabileceği bir şey. Çünkü yüzey 70-70 gübre olabiliyor. Gübreye taşımız varsa çok daha mantıklı oluyor. 3-4 ayda oluyor ama çıktığında yani son 3 haline
göz kapağına baktığımızda içimizdeki yorma sıcağının şey olarak yağmur ormanlarından daha verimli bir şeye dönüşüyor. Mantar yoğurt. Ama işte bu kazan da şey için buluyor. Çok fazla büyüme şaylığında yapabilirsiniz biliyorsunuz. Aslında sınır bilgisi çok tuzlu bir şey. Yani toprağı yok eden de bir şey. Şimdi hayvanlar normal kendi evrimle beraber geldiği şekilde normal hareket eden suyla dahil yaşasa hiçbir sıkıntı yok. Ama işte basit bildiğim operasyon dedikleri devasa yerlere yani. Aynı yerde sadece 2000 dolarının olduğu düşünün sürekli aynı yere yani bu sene kadar zaten kendi küpelerin içindeler. Devasa kulelerden sürekli yaşadıkları. Bu tuvalet ediyor gerçekten. Bu kadar yoğun tuzlukta bir şey ki. Orada sunuyor bir hoca ediyorlar. Bunu çöz. Bunun için bir şey bu. O da sürekli öneride şey denemiyor. Kompost çeşitleri. Ama da bu sürekli çevirmesi lazım. Her akşam nereye geliyor. Hanım da diyor ki, ya yeter her gün diyor, çeviriyorsun. Çevirmeyen bir kompost yapsa, bunu yıkamaktan bıktım. Bunlar çok iyi tutmuştu. Bu dediğimiz şey diyor yani. Onu anlatırız, ekstra anlatırız şey diyor. Yani, yaparız da, yani sizin için en iyi de o aslında. 2-3 ayda bir tane yapıyorsanız, bir seneden sonra sadece seneden bir tane yapıp şey sağlamanız. Yani, bir senede %5'e falan çıkartırız o benim adım bir tane olarak. Evet, sen uygun, sen uygun ama yani bu gruptakilerin ihtiyacına cevap verecek şey olmayabilir. Yani şöyle olur, orada zaten %70'e kadar gübre olabilir demiş yani gübre eşittir azottan bahsediyoruz. Yoğun azot içeriğiyle yapabilirsiniz. O zaman sizde yeşil artınız çoksa, zaten restoranlardan çıkan artıklar, şeyden çıkan artıklar. Hani karbonazot, aslında şunu diyoruz hani, işte %70 azot, %30 karbona kadar bir şey yapabiliyorsunuz. Bu kurasyonu yaptığınızda yine kurduğunuz şey olabilir. Biyorentör olabilir, illa gübre olmasına gerek yok. Bir miktar mesela aynal atığı olabilir, balık halinden aldığınız balığı temizlenmiş halleri mesela her müşterilerine olan bir kapağı koyduğunuzda hızlandırıcılarını kullanabilirsiniz. Sadece kendine ettiğiniz atık değil, gerçekten de çok değerli olan atıklar var. Balık halinden çıkan atık mesela. O kadar bir temizlik ki. Ya aslında bu... Hayır, sarmaların içi temizlenmiş için. Bunu... Yani, aslında çalışma olarak bunu yapabiliriz. Çünkü atıyorum şeyin orada da yapsak bunu güzel bir şey kokmuyor. Kendi kendine oluyor. Ve şöyle ekstra bir şey var. Üçüncü, dördüncü aydan sonra üzerine solucan ekliyorsunuz. Solucanlar da bir kere daha işlemeye başlıyor. Ondan sonra işte o çıkan komposttan kompost çayı ve kompost ekstraktı inanılmaz oluyor. Yani ölü tarlayı diriltebilirsiniz bundan. Bunları tartışırız hangisini. Evet. Hepsini yapacağız ama yani. Aslında bunu büyük ölçekte, büyük ölçekte belediyeyle falan peki şey olur mu abi? Mesela bu hani sebze hayvanının çevresinde bir kompost üretmişiz. En çok bizde orada yeşil çalışanlar oluyor. Onunla ilgili biz bir girişimde bulunduk. Ama o atıkların hepsinin de sahibi varmış. O yüzden hayvan besleyenlere gidiyor. Evet. Onlar da satılıyormuş aslında belediyeyle anlaşılıp bir ihalesi var ve birisi toplayıp mafyası var demek istiyorum. Yani evet. Dış ses söyleyebilirim. Yani sizin eğitimimizin şeyini alamadık. Çünkü tarzısı alamadık yani biz. Alamazsınız. Çünkü işte parkta gelip hepsini toplayıp onlardan şey yapıyor. Mangal, olur mu diyorlar ama? Şey yapıyor. Merkezi mi falan yapıyor? Evet. Ne güzel, değerli yani en güzel bu sokaklarda işte domatesleri sahipsiz. Evet. Bunları domates yok. Onları da... Ya biraz şey yani kendi ihtiyaçlarımızın ne olduğunu iyi tespit edip ona uygun yöntemi bulmak. Yani hakikaten ben mesela bundan 4-5 yıl önceydi. Bu bir önce bir solucan eğitim veriyor. Serdar Hoca'yla doğru çalışmıştı mesela. Hani kendi evimizdeki organik atıkları minimize etmek gibi bir amaçtı. O gün bugündür balkonda solucanlar var. Gayet de güzel iş yapıyorlar yani. O başka bir şey, başka bir ölçek, başka bir ihtiyaç. Şimdi bahçe var, bahçede bokaşı yapıyorum. O başka bir ölçek, başka bir ihtiyaç ve başka bir amaç. O yüzden yani herkesin hem kişisel olarak hem de bir grup olarak, kolektif olarak ne yapmak istiyoruz sorularına bir cevap alınması, onu uygun yöntemi ondan sonra belirlememiz gerekiyor.
şu biraz daha ilerlesek neler var? Hani şeyler bir bilgimiz olsa. Evet. Bu yükseltilmiş jetonun şeyi açayım mı? Volkanı açayım. Bir şey daha sorsam, bu becerilerle ilgili besinlerle yapılan korku, ilişkisizlik, böyle bir öğrencinin hepsi bir ilaçlı mıdır herhalde, değil mi? Bir ilaçlı mıdır? Sizin de böyle bir ölçükle de alakalı. Ölçükle de alakalı, hani içinde kullanmak için. Özellikle kullanmak, şimdi burada bir organik bir bölge takip etmeye çalışıyoruz. Olursa, bu ilaçlı şeyler olursa o bakterilerin yani ilk en temel şeyden oluşması kısmında o bakterilerin sürpriz edecek bir ilaç yaptıysa kompostumuzu yavaş yavaş edemeyi çalışmaz hale getirebiliriz. Benim böyle bir şeyin üzerinde yani ben büyük aferinizde 10 saniye kurduğumuz şeyler var. 60 bölümde kompost yapıyorlar. Burada bazen bir şey düşünüp 3 metre kilometre kadar gidiyor. O büyüklükte bir şey de yapabilirsin çünkü aslında biraz da derdimiz o ya. Çünkü her şeyi ne yapıyor yani dekompozisyon? Tüm o kimyasal bağları koparıp tekrardan kullanılacak şeyler haline getiriyor. İşte biyoremediasyon dediğimiz yani toprak kimliği de izale edecek şeyleri, mantarların yaptığı şey aslında bu. Doğru ölçekte doğru kompozisyon yaparsanız mesela mantar, normal kompozisyon yaparsanız bu zararlı şeyleri yani bazı çok ağır, işte kandil falan, ağır metaller ile ilişkiyi de çözmek için çok şey yapmamız lazım. Ama oraya kadar gelmeden olan bir kısmı, büyük bir kısmını azıcık ilerliyor biliyorsunuz bizimle sorduğunu. Hani sondaki karbonu büyük söktüğünüz zaman artık o aktif ya da sıkıntı diye atıyorum. Sondaki oradan çıktığı zaman artık o etkin yapan bir şey haline geldi ya. O bağları koparıp tekrardan kullanabileceği, yükleri kullanabileceği konuda tekrardan yaptığı için bakteri almazlarlar. Kurtarabilirsiniz ama yine de hani böyle gelen bir şey söylemek şey değil. Hani bunu yaparsanız böyle de olmaz. Bir şeyde bile hani bazen özellikle şimdi kullanırken ne diyoruz? Özellikle bakış yaparken falan da şey, kusur suyu kullanmıyoruz. Suyun içinde klor var. Klor kullandığınız zaman yani hayat başlatacak bir şey. Cumayenizin içine klor katmak gibi bir şey yok. Öyle düşünüyorum. Ama yapılabilir de yani. Kablolu devamsızlık var herhalde. Evet. Bunlar temel kompost çeşitleri. Onun ötesinde işte o kompost falan gibi bir takım başka şeyler de var ama bunlar bizim kendi ölçeğimizi. Yani biraz daha büyük ölçekte belki normalde belki belediye ölçeklerinde düşünebileceğimiz şeyler. Ama ilki olarak bütün koyduğunuz malzemeleri olabildiğince ufaltmak lazım. Yani bu en önemli şey. Yani her ne koyuyorsanız onu mümkün olunca küçük parçalara bölün. Ha bölemiyor musunuz? Yani öyle bir koyun tabii ki ama ne kadar küçük parçalara ayırırsanız ne kadar küçük parçalara ayırırsanız o kadar güzel birbirine karışır ve çözülmesi o kadar kolay olur. Şimdi biz temel dört şeyden bahsedeceğiz değil mi? Sıcak kompost, soğuk kompost, babaşı kompostu. Yani çöp turşusu gelmiştir. Denen şey. Gelmiştir bir de solucan kompostu. Bunların hepsi ayrı ayrı da kullanılabilir ama genellikle insanlar bunların birkaç tanesi bir arada kullanıyor. Çünkü her birinin işte hızı farklı, işlemi farklı veya birbiriyle etkileştiklerinde daha hızlı sonuç verebiliyor. Gibi söyleyeyim. Ama bunların bir tanesi da siz gelmiş hatırlıyor
kaynakları 3,5 saat. Ama dalgalanırken araya bir boka şişe sıkıştı. Ona da selam gönderiyorum. Sunumda Volkan Hoca'nın bize boka şişe eğitimciler sonra. Evet. Volkan Hoca'nın bütün sunumları, bütün malzemelerini Facebook'ta arka bahçe vermek bütün şeyden bulabilirsiniz. Müthiş şey... hem bilgili, hem bunları paylaşan, hem de gerçekten bir militan yani, bu kaşık olduğu bir militanın bilgili şey yapıyor. Arka bahçe tamam, Türkçe. Çok çok görüşürüz. Evet, evet. Al sağlığı ve... Bahçesi miydi? Arka bahçe. Arka bahçe kaynaklı. Başka bir şey. Arka bahçe kaynaklı. Volkan Dinler mi? Arka bahçe kaynaklı bir çiftliği. Hocanın Volkan Dinler. Kocaeli Tıp Fakültesinden emekli bir mikrobiyoloji hocası. Emeklilik sonrası işte tabi üretimiyle birlikte bu konulara da çok yoğun bir şekilde girmiş ve gerçekten hala yapan bakıyor, eğitimler yapan önce paylaşıyor. Şu savunumunu yapıyor yani. Sıcak kompostla başlayalım. Sıcak kompost aslında bir yığın halinde karbon ve azot maddeleri bir araya getirdiğimiz minimum 1 metreküp alanda gerçekleştirdiğimiz bir kompost yöntemi. Sağdaki fotoğraftaki görüntü bir yöntem. Yani bunu da kendiniz nasıl alabiliyorsunuz, o şekilde yapabiliyorsunuz. Benim 1 metreküp çapında yapılıyor. En alt katmana karbonu koyuyoruz. Sonra üzerine azotlu maddelerimizi atıp nemlendiriyoruz. Bu işlemi bir minimum 1 metreküp hacme ulaşıncaya kadar her katmanda karbon, azot, maya her katmanda şuradaki görselde gördüğümüz gibi yaklaşık 10'ar santimlik katmanlar yaparak karbon, azot, karbon, azot şeklinde yığın oluşturuyoruz. İşte karbon ve azot bu atıklardan bahsetmiştik. Bundaki en önemli özelliklerden birisi nem dengesini her kompostta olduğu gibi sağlamamız gerekiyor. Atıyorum, yazın yapıyorsanız bu kompostu zaman zaman sulamanız gerekiyor çevirmeden önce. Biz 3 günle havanın ve şeyin durumuna göre, kompostun durumuna göre bu yığın kompostu karıştırmaya gidiyorduk şeyde bostanda. Karıştırma İşlemin de şu şekilde, bu kompost zamanla aşırı derecede sıcak oluyor, ısınma yapıyor. Çünkü bakteriler çalışıyor, orada dönüşüm başlıyor. Hatta elinizi sokamayacağınız hale gelmeden karıştırmak gerekiyor kompostu. Eğer onu kaçırırsanız yine bozulma oluyor, koku vesaire, işte o sineklenme olur mu, sineklenme oluyor. Çünkü kompostu yakıyorsunuz. Yangın bile çıkar. Yani evet, mesela şu gördüğünüz tamamıyla ısı şeyi, ısı buharı. Kapalı yerde mi yapmışlar bunu? Sera için. Serada yapmışlar. Yağmurdan korumak için mi? Evet. Su gelmesin. Biz bostanda üzerine naylon, yani işte membran bir su geçirme şeyle
Evet. Sadece üstünü mü kaplıyorsunuz, yanlarında kaplıyor musunuz? Rüzgar alma durumuna göre. Evet. Yani tamamen sizin arazinize bağlı ama kesinlikle o nem ve şey dengesinin doğru olması gerekiyor. Hani bu üzerinde yapılması bir şey var. Biraz yerden geçtiğinde alttan da hava alabilirsiniz. Tamamen hava almasında kesin olmasınız. Evet, hava soğuk. Ama rüzgar hava durmasına izin vermeyecek şekilde genelde zaten bahçe içinde yapılan bu sıcak kompost alanları üç tarafı kapalı oluyor. Rüzgara ve işte dışarıdan kompost kurutacak şeyi engellemek için. Ortamda tavuk varsa onlardan olacak gerekiyor. Tabii. Çünkü tavuk için bulunmaz diyemez. İçerisi. İlerden de uzak. Yani mümkünse hayvanlardan uzak tutmak gerekiyor. Şu şekilde şu üç tarafı kapalı. Ölü açık yer ve çevirme ve malzeme ekranlarında izinlerine gidecek. Bu kompostu eğer yapmayı düşünüyorsak minimum işte 1 metreküp yığın oluşturacağız. Bir de bunu karıştıracağımız bir alt üst yapacağımız alana ihtiyacımız olacak. Ama en hızlı dönüşüm sağlanan kompost yöntemi bu. Atıyorum yaz ve bahar döneminde sıcak komposta geçebilirsiniz. Şu an çünkü yağmurla falan mücadeleniz zor olabilir. Bir şey soracağım. Şimdi bu 24 günde tavalanabilir diyor. 15 ile 20 gün arası. Neyse. Şimdi biz bunları getirdik, koyduk, başladık. Ve sonra yine çıktı elimizde. Ne yapacağız? İşte o sıcak ve soğuk arasındaki fark. Sıcak komposta bir defa dokunuluyor. Olasıyla beraber tamamlanıyor vesaire. Soğuk, üstüne yeni malzeme ekleyemiyoruz. Yok, bu tamam bunu yaptık. O bir kere oluşturuyoruz. Artık onu dönüşene kadar bekleyeceğiz. Bu bir metreki bu oluşturuncaya kadar atıklarımızı nerede tutacağız? İlk gösterdiğim mesela nasıl tutacağız? O evdeki kasa yönteminde tutabilirsiniz. Bir de şey karışık koyulduğu için aslında birikiyor. Yani kolay oluşturulabiliyor. Yani bu kadar da büyük bir şey değil. Yani bir ev ortamı için değil mi? Küçük bir bahçe için değil ama zaten sizin ölçeğinizde mesela şu 1 metre küp bahçe çok rahat. Benim söylediğim için bu böyle batch çalışıyor. Yani 20 günlük bir periyotlar. Ama bu atıklar da sürekli çıkan bir şey. Yani ben 7 gün sonra bir daha atık topluyorum gibi bir şey olmaz. Bu size atık yaratan bir şey bence zaten. O sürede onları bir yerde ya atacağı da duracak toprağın üstünde, bozulur mu? Size daha uygun olan yöntem bence bokaş. Çok genel olarak bu da yani çok bana pratik gelmedi çünkü işte herkes için geçerli yani. Mesela bizim bahçe için bu çok uygun çünkü biz mesela yaz sezonu bitti diyelim bir sürü şeyimiz oldu. İşte eskiden bilmem ne söktüğümüz malzeme oldu. Karbon. Bir sürü gübremiz var. İşte ne bu bir sürü... Yeşil hali bitkilerden hayver. Kurumuş. Kurumuş hali. İşte birisi güvercinin gübresi getirdi. Birisi bilmem ne getirdi falan filan. Biz de bir anda böyle bir değil, 5 metreküp falan olmuştu bizde. Yani evsel atıklar için sıcak kompost uygun değil. Evsel için uygun değil. Diye söyleyebilirim. Evet. Çünkü sürekli oluyor ama çiftlik var, tarla var, bahçe var bir yerlerde mevsimlik ürün çıktığı için sıcak kompost daha uygundur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ama evsel atığı da biz bahçede kullanabiliyoruz. Sizin onu kullanacağınız yerimiz yoksa zaten size çok güzel olmayabilir. Aslında 15 günlük periyotla bir yerde karbon ve şey azot dengesini, nemlilik oranını sağlarsak 15 gün biriktirip tekrardan sıcak kompost kurabiliriz. Aslında uygun olabilir ya. Sadece o biriktirme
aşaması... Yani iki haftada bir bin metreküp bir malzeme bulabiliyor musunuz? Evet. Bir de ama o biriktirdiğin yer mesela işte fare gelir, oraya yapacak gelir. Her şey gelir. Yazın kopar. O yüzden belki çok olmuyor. Soğuğa da geçince belki daha iyi. Soğuk kompost yöntemi zaten tamamen toprağa gömdüğün yöntem. Ondan birazdan Deniz bahseder. İşte ilk katmanlardan birisi oluşuyor. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Bu katmanların arasında maya dediğimiz varsa elinizde kompost attığınızda sistem kendini daha hızlı ve daha güçlü bir şekilde dönüştürüyor. Şey bile olur. Hazır solucan gübresi, yani solucan kompostu da alıp kullanabilirsiniz. Yani katmanlarda maya kullanırsak dönüşüm daha hızlı gerçekleşiyor. Her %30'a geldiğinizde böyle bir katman yapsanız çok iyi olur aslında. Bu niye sanıyor şimdi yapıyoruz? Kenar et istediğim bir şeyler de farklı şekilde. Tüm et yeşil iki farklı şeyin olduğu yerde oluyor. Bundan ne kadar fazla yaparsanız, mesela düşünün, orta gazo iki tarafında böyle sandviç olarak karbon var. Gazo tam yukarıdaki karbonu ama aşağıdaki karbonu da etkileşime girecek. Bunu ne kadar çok yaparsanız, yani 10 santim değil mesela 5 santimde bile yaparsanız çok daha hızlı olacak. Evet. Biz de aklıma şeyden daha da güzeli, gazeli yönden çalıştırmaya başlayabiliriz. Karbon yığınızı yaptınız, azot yığınızı yaptınız. Şey haline getir olarak, alçal yani beraber dönüşümden önce ısıtıp çalıştırmaya başlayabilirsiniz. İki gün önce de ısıtırsanız ufak ufak çözülmeye başlayıp ondan sonra yaptığınız şey çok daha zor olur. Az önceki söylemek istediğim doğruydu aslında. 15 günde eğer bir kompost yığını biriktirebiliyorsanız ve onu muhafaza edebiliyorsanız işte karbon azot dengesiyle normalde o toprağa gömeceğiniz şeyi sıcak kompostta 15 günde elinizde humusu elde etmiş oluyorsunuz. Ama diğer türlü onu bir toprağa gömüyorsunuz. 6 ay sonra en iyi ihtimalle dönüşüyor. Bir de şu var. Mesela bu ekip kolektif bir bostan ya da kompost alanı yaparım derseniz zaten yanında. O zaman sıcak kompost çok uygun olacak. Çünkü herkes işte belirlenmiş bir günde. Yani haftada bir gün bir herkes atını getirse onları rahatlıkla dönüşecek. Yok mu iş? Böcek yok, sinek yok. En son kokusu da gayet. İyi kurulmuş. En son hali zaten toprak. Bitmiş hali yersin zaten. Bitmiş hali. Ya en kötü diyelim hadi. Ya beceremedik bir şey. İlk deneyimler zaten. Ve en yaptım. Kavga sebebi oldu. Öyle bir şeye dönüştüm. Bir şey yapmıyorum, onu da toprağa gömüyorum yani. Evet. Aslında. En aşamada toprağa gömmekmişsin evet. Zaten. Yani. Koktuğunu toprağa gömüyorum. Evet. Aynısı. en hızlı dönüştürme yöntemi az önce de söylediğim ve en büyük ölçekte sıcak kompost. Belediyeler de zaten bunu yapıyor. Şey, büyük ölçek yapıyorlar. Evet, devasa. Türkiye'de var mı? Nerede var? Bursa'da yapıldı, İstanbul'da yapıldı, hafta olarak duruyor. Buradan derneği bayağı işte götürmüş belediyeden insanları götürmüş şey ya. Nezikli'ye götürmüş onu. Bursa değil, İtalya'ya gitmişler. İtalya'ya gitti. Avrupa'da bayağı gezdirdik onları. Hani bakın diyorum nasıl. Bir tanesi işte Şişli yapayım dedi, yaptı o da az bir kaldı. Şimdi bu proje olarak kampanya istiyor. Burada Volkan Hoca, işte Nesin Bakan'daki şey karşılaştırmasını yapmış. Sıcak komposttan sonraki organik madde, işte bir, yani öncesinde %1.42 iken sıcak kompostla beraber, yani sıcak komposttaki organik madde %44'e çıkıyor. Zaten toprakta %5 vardı. Siz aslında kompost yaparak %44
ne kadar çıkartabiliyorsunuz? Yok, bunun yaylama değil. Oranı yine düşün. Yok şey, yani kompostun kendine kadarıyla maddesi. Su tutma kapasitesi zaten uçmuş. Orada belki şunu söylemek lazım, önemli bir şey. Günler içinde konuşuyoruz. Doğada 1 santimiz toprak 200-400 arasında düşüyor arkadaşlar. Yani belirli hale gelmesi 3 milyon. Yani tarım yapılacak hale gelmesi 2-3 milyon. Bunu 6 aydan 5 ayda orada yapabiliyorsunuz. Şeyde, evler güzel bir şey var. Güzel bir toprağı çok az. Çok her şeyler yapabiliyor. Sabah tırma. Uygulamanın yapıldığı şeylerde yılda 20 santimiz toprak üretebiliyoruz. 20 santim çok ciddi. Yani korkunç bir erozyonla karşı karşıyayız. Hani böyle klasik bir her sene konuya kadar bir zaman. Yani her sene neredeyse konuya kadar olmasa konuya yarısı kadar toprak. Çünkü sürekli erozyon yağmurda şeyle gidiyor. Yani hocam bu şey çok önemli. Yani asıl ürünümüz tekrar toprak üretiyorsunuz. Toprakta yapmadığı veren sistemde yanlış yapıyorsunuz. Toprağı ürettikten sonra yaptığınızın çok iyi yerlikte yaptığınız olacak çünkü. Evet. Sıcak kompostun avantajları bir kere çok hızlı. En hızlı kompost yöntemi. 14 güne kadar şu anda Jeff yapabiliyor. Çok büyük sistemler kurabiliyorsunuz. Ot tohumları, patojenler önemli miktarda yok edilir. Çünkü bir termik süreç yaşıyor biliyorsunuz. Hani 70 derecede doğru kurarsanız 280 dereceye çıkıyor. Patojenler için 65 derecenin üzerinde çıkmak lazım. Yani bizim için zararlı olacak her şey için 60-70'in ölmesinde fayda var. O termik süreç bittikten sonra yavaş yavaş yani zaten nasıl yani şöyle düşünün. Her 1000'deki derecede bir farklı bakteri ya da mantar farklı oluyor ya da değerli hale geliyor. Hayat için gereken şey yani zararlıları öldürmek için 65 dereceye gelmemiz lazım. Orada hala temel yapıtaşlar olan iyi adamlar hayatta kalabiliyor. Vücudun ateş gibi düşünün. Ateşimiz için hızlı bir sebebi var. Eğer böyle olsaydı, yani, sizin de yararlı şeyler de olsaydı her ateşten sonra çok daha fazla bir yapımız gerekiyor. Çok şu an gerek kalmıyor. Bu termoflik süreç bittikten sonra soğuma sürecine giriyor. 24 kalısı, 6. yani 3. çevirdiğinizden sonra termoflik süreç atmış olması lazım. Hala şey yapıyorsa, ne çok fazla azalık koyduğunuz, ne çok ıslandı, yani bir şey var. Aslında 6. 7. günde falan bitmesi lazım. 3. çevirdiğinden sonra genelde biter. Çevirmeyi niye yapıyoruz? İçerisi daha sıcak, daha sıcak, önemli. Dışarıda rüzgar bir şey kaybediyor, zamanından kaybediyor. Dışarı içeriye, içeriye dışarı yok. İşte dışarı alalım. Hem malzemeyi tekrar yapıyoruz, hali yerine tekrar oturacak, rüzgar kısmını yapıyoruz, tekrar çalıştırıyoruz bakteriyi. Parmak içinde mi bir fare örneği vardı? Yanlış bakmıyorum. Ben kumpa kokusu attım, gittiğimde 20. günde dişim bile olmadı. Ama bir dört metrelik falan yani hiçbir şey kalmadı. Omurgalı bir canlının kemiğini ve dişini bile bakteriler yok edebiliyor. Hoca ben geyik falan okumuşum. Bayağı hiçbir şey yok. Sadece domuzları kalıyor. Yani 20 günde... Bizim domuzları atladık sadece. Ama helal kompost şey olabilir. Kalayabilsin. Teşekkür ederim. Helal kompost kompost. Başında da söyledim, bu gerçekten Emre de az önce bahsetti. Düzenli ilgi ve emek gücü istiyor. Yani buna karar verince bunların hepsini göze almak gerekiyor. Evet, tek seferde kurulması gerekiyor. O bitene kadar sadece karıştırma dışında müdahale edemiyoruz. Ekleme ve çıkartma yapamıyoruz. Karbon ve azot maddelerini işte atıyorum böyle bir
kartonu içine atamıyoruz çünkü dönüşmesi çok kolay olmuyor. Parçalayarak atmak gerekiyor. O yüzden hazırlığı da bir emeklilik istiyor. Evet, bunu deneyimledikçe tam oturuyor. Öğrenmek için biraz zamana ihtiyaç oluyor. Hocanın bir öğrenci size bir şey vermişti. Biz şimdi sana danışmanlığı yapıyor. 20 bin dönümlük falan Meksika bir devasa çiftliklerde kompost yapıyorlarmış olarak. O şey söylemişti. İlk adam bir kompostunu yapma bir sene aldı. Ulaş olarak satabileceği kompost o kandidasını yapma bir sene sürdü. Yani bizim için de böyle bir şey gerekti. Ama yani yaptıkça olan bir şey. Yani buna bunu yani olmadı. Yani ilk kısa olmayabilir, ilk kısa olmayabilir, ısınmayabilir, çok ısınabilir. Yani şey, yani canınızı sıkmayın, yaptıkça öğreneceksiniz. Şu ufak böyle arkadaşlar. Dedim, tekrar bir başlık aslında sıcak etiyle başlatmıştım ama ısınmadı ve sonra kompost oldu. Ama problem ne değil, hiç problem. Öyle mi? Sen ama sıcak mı etiyle mi? Ya da sıcak mı etiyle başlatmıştım. Yeni sıcaktır. O yüzden ıslak kuvvetli bir sürü işler yapmamı olmadı yani. Peki, şey, Altay buldu mu? Bu bokaşı. Bokaşı için Altay gerekmiyor. Öyle mi? Ne demiş sen? Bokaşı için. Bokaşı için bir ay yeter. 15 gün yeter toprağı gördükten sonra. Yanlış anladım. Daha bokaşı edemez. Heyecanla bekliyoruz. Soğuk. Soğuk var mı? Ya su dediğim gibi yani sıcak metinle başlamış bir kompostu sonra kompostuna çevirdik. İşte bir sıkıntı yok. Çok kompost sizin dediğiniz gibi defalarca üzerine yeni malzeme koymaya imkan veren bir kompost türü. Tam da işte bu dediğim gibi yani şey falan bir şey var. Yani ormanda sürekli yeni bir şey düşüyor. Alttakiler çürüyor. Toprağa karışıyor. Bir yandan bir ağaç devriliyor. Bir yandan bir sincap ölüyor falan derken. Bir sürü montlarlar, fareler, bir şeyler. Yani sürekli bir döngü var orada. Son kompost tam olarak bu taktik eden bir şey. Gene diğerinde olduğu gibi, yani bütün kompostlarda olduğu gibi azot karbon dengesini gözetiyoruz. Ama sürekli üzerine yeni malzeme ekleyebiliyoruz. Fakat bunun dezavantajı çok uzun sürüyor. İşte 6 ay ila 2 yıl arası sürüyor. Oldu. Çünkü gerçekten bir topraklaşma süreci var orada ve onun doğanın kendi ritmine bıraktığı bir durum var. Çevirmeye de çok gerekiyor. Tabii çevrilirse hızlandırıyoruz. Hakikaten bahçeye gitseydik görecektiniz o bizim kurduğumuz şeyini de. Oraya ne koydular mesela? Sokaktan topladığım takım fayda yaprakları doldurduğumda işte bahçedeki domatesleri, kumuş şeyleri, bitki yani, kumuş bitkiler, dallar, işte bahçedeki hayvan gübresi vardı bir miktar, oradan koydum. Bir barit dolusu bokaşı koydum. İşte güvercin gübresi gelmişti, iki çuval, onu koydum. Üzerine yeniden söktüğümüz otlar ve domatesler, biberler derken böyle bir yığın oldu. Ama yeterince sıkıştırmamış olduğum için ve muhtemelen o bir tane hava kuruydu. Yeterince sunamamış olduğum için o sıcak şeyin ulaşmadı. Şimdi onun ama her yine de alt tarafları topraklaşmaya başladı. Zaman zaman çevirdikçe, altını üstüne getirdikçe o altla üstün arasındaki farkı görmek mümkün. Hala ama üzerine bir şeyler eklemeye devam ediyoruz. Zaten yağmurlar yağıyor, hızlandı muhtemelen o süreç. Eğer bir bahçeniz varsa, bahçede çok da sık sık gitmediğiniz bir köşe varsa, ormanın tasarısında olan, oraya böyle elinizden çıktıkça adımları oraya atabilirsiniz. İlla görmek gerekmiyor, bu kadar toprağın üzerinde ama böyle daha çukurumsu bir yer olursa daha avantajlı. Ama bu diğerinde olduğu gibi hani aslında patojen taşıyan şeyleri öldürür, yani ot tohumları yok olur falan diyordu ya sıcak olursa. Bunda öyle bir şey yok. Bunda onlar canlıkları koruyabiliyorlar. O yüzden hastalıklı bir şey girerse sonrasında kompost oluşturulur, bahçeye verdiğinizde onun yeniden patojen etkiyi gösterme ihtimali var. Bu yapabilir. Bir takım zararlı ya da şey, yine geldiği falan çekebilir.
Ama dediğim gibi bahçede gözden çıkar yani çok da sizi etkilemeyecek. Bizim bahçedeki yerimiz orada da bir yer olmasa bizi etkilemiyor. Ama orada yaşıyor olsa yerimizin dibinde belki de öyle bir şey çok isteyebiliriz. O yüzden hep hani ihtiyacımız ne, sizin şeyiniz ne, ortamınız nasıl, bunları gözeterek karar verilmesi gereken bir süreç. Komposta insan ilgisinde aslında zaten bunu tuvalete gidip bir tuvalet olmalı. Peki biz ilaçlamadık diye biraz böyle mantar, hatta bir kaybına da yol açtı ya, domates tepkilerine özellikle. Şimdi onların ayıpları tatlı falan filan da o artıklarını yani kurduktan sonra tutup koyduk ya, bu ihtimal bizim köyde var mı? Mantarın burada hastalıktan mı saymak lazım? Şunu düşünmek lazım. Bu yani popülasyon meselesi. Canlı şey yaşamak. Faydaları var, zararları var. İlaç kullandığınızda bir şey bahsettiğiniz isimin aksine anaerobik olanlar yani zararlı olanlar çok daha ilaçlar. Bu konularda ilaçlar. Faydaların çoğu ötenizde popülasyon %80 faydalı, %20 zararlıysa bu adamlar bunlara yani besin ve şeyde sürekli mücadele var. Ortamda oksijen ve besin kullanmak için. Yeterli miktarda faydalı organizmanız varsa zaten zararlarınız size bir şey yapmasın ve zararlanmazlar. Ama ilaç kullandığınızda faydalarını hep söylüyor, zararların çok büyük kısmı artık oluyor. Ondan sonra popülasyon tamamlamaları ile artmaya başlıyor. Mantar dediğiniz şeyler öyle. Doğru mikrobiyom doğru kurduğunuzda hastalıklara karşı koruma oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Patojenler çok zararlı. Doğru sağlıklı bir şey yaparsanız mikrobiyoloji etrafında bir görünmez dalgan diye bir şey oluyor. Hastalık gelemiyor. Çünkü etrafında yaşayan birisi de oluyor. Bir de nerede kullandığına da bağlı. Şimdi yeniden tutup onu domatesin altına koymayacağız muhtemelen. Çünkü yeni fazla olacak. Ama ne yapabiliriz? Bahçenin köşesinde ağaçların etrafını sersek. Sonra da artık bu domates zararlısı. Onlara çok büyük zararlı kalmayacak. Ama ciddi bir mantar şey Bir depolar var ya. Önce bir yığın oluyor. Hani onun 6 ayda mı, 1 yılda mı, 2 yılda mı toprağa dönüşeceğini çok da umursamıyorsun. Zaten elinde bolluktan da atık var. Öyle bir yöntem bu. Şimdi gelelim bu kışacağım. Ne diyeyim bu? Merak ediyorum. Bir şey bekliyorlar. Bir küçük araba ister misiniz? Evet. Hiçbir şekilde kokusu olmuyor.
meslek vesaire gibi. Güzel bakıyor bilmiyorum. Sen bana çok seviyorsun. Ne olur? Hayır, kokusu. Yani bilir aslında. Bir kokusu yok ama. Ama yani bu iş olarak. Hayır, evet, zaten kapalı bir kutu olduğu için dışarıya koku vermiyor. Sinek ve diğer kemikler vesaire içeri öyle bir ihtimal kesinlikle yok. O anlamda yani kapalı, elinizin kapalı olarak yapabileceğiniz bir şey. Fakat şimdi anlatacağım. Bunlar sizin de benim şimdi anlatmamı mı bilmiyorum ben. Bence anlatmayalım çünkü. Yapmakta fayda var. Evet. Ha bir de şey diyeceğim, saat 1'de bir etkinlik varmış. Ben onu dün öğrendim ama. Şifa Heybesi diye bir hemşehrisi görüyor musun? Hemşehrin diye sevdiğim. Evet, olur. Evet. Şifa Heybesi diye işte bitkilerle ilgili bir tanıtım yapacak bir yani katılmak isteyen varsa diye belki bir de Yenişehir Belediyesi'nde. Ben katılmak istiyorum buraya. Yani bir bilgi versene olacak. Ya onu bilmiyorum. Bir çıta başlıyor. Kent konseyi yapıyor galiba onun.
çöpe habire ekliyoruz. Yani her atık koyduğumuz sebebiyle işte fıstık yapıyoruz. Bir de kepek hamuru yapma yöntemi var. Ben mesela onu hiç kullanmadım. O biraz daha bana şey geliyor. Nasıl? O laktoserumu kepekle karıştırıp bir hamur haline getiriyorsunuz, kurutuyorsunuz. Sıkmak yerine laktoserumu sıvı halde sıkmak yerine kasu malzeme olarak getiriyorsunuz. Ama o hamuru iyi saklamak gerekiyor. Daha az dayanıyor. Mesela Mersin gibi sıcaklanmış bir ortamda oranını tercih etmem açıkçası. Daha zahmetli geldi bana. Ama diğerinin hiçbir zahmeti yok. Yani buzdolabında duruyor zaten. Soğuk ya şey var. Evet. Biraz orada işte bir parmak ne üzerinde ekliyorsun, kullanıyorsun seni. Çok büyük bir şey. Varilleri de burada çarşısından 25 lira varil başı olmak üzere satın almıştık. Onun içine küçük bir şey koyuyorsun falan. Altta musluk takıp sürekli suyunu almak gerekiyor. Bir zahmeti bu. Bizim için bu zahmet çok kötü bir şey değil çünkü ondan suyu biz bahçede gübre olarak kullanıyoruz. Çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir su. Çok bayağı kıymetli. Güzel bir şey. Sulandırıyorsun. Evet, onu da sulandırıyorsun. Asitlik olması yok. Yok, işte sulandırıyorsun. 100 kat onu da sulandırıyorsunuz. Parkta volkanlı şeyden bahsediyorum. Onu ilk aldığınız sıvıyı tuvaletinizde ya da işte lavabo açıcı olarak bile kullanabiliyorsunuz sulandırmadan. O kadar. pH'i 3.5 arası oluyor yani. Kesinlikle sulandırmak gerekiyor. Onda 100 kat sulandırıp bitkilere aynı şekilde sıvı kompost olarak uygulayabiliyorsunuz. Yardım edin abla. Bir yapacağınız bir kompost varsa ona biraz evet. O varilin içine sürekli olarak ekleme yapmak böyle bir avantaj var. Mesela 60 çekebilirsin varilden. Evet. Varil yaparız aslında. Evet. Hemen ben bir varil yapalım. Demek varilleri biz işte bir kütüphaneden aldık. Mesela bir yer özlem yapıyorlar. Evden atıklarla biz dolduruyoruz. Ondan sonra 15 gün onun içine dolu halde bekliyor. 15 gün sonra toprağa gömülüyor. Onun dolduğu beklediği sürede diğer varilini kullanıyorsun. Daha çok atığın varsa 5 varil yapıyoruz. Yani böyle bir şey. O yüzden çok esnek bir sistem. Toprağa gömülüyor. Kim bu şey dergi? Şeyimiz var mı? Geçen yıl. 2018'i. 2018'i bir yıl Ren Bey'den isteyecektik ya. Sen bir şeyle gönderecek. WhatsApp'a hatırladın mı? Ben göndermedim. Ben göndermedim. Ben göndermedim. Peki kadın zaten olmuş bir şey. Kafancı kadın istedi. Eğer bana göndermişsin. Eğer kadının içinde var. Bu bokashi'de havasız orada anlaşılan çalışan bakteriyle işlettiği için havanın çok fazla kalmasına dikkat etmek gerekiyor. O da sürekli açık kapamamak, açık unutmamak gibi şeylere dikkat etmek lazım. Ama siz onu çöpünüzü koyuyorsunuz. Üzerine zaten bir plastik bir katmanla örtmekte fayda var. Çünkü üstünde kalan hava da oraya zarar verebilir. Arttıkça artık o plastiğe gerek kaldırsın. Bir şey yok. Ben de bir çöp kovası kapağı var. Bastırıyorum üstüne. Her açmadan. Zaten çıkarıyorsun, koyuyorsun. Sıkı ötürü bastırıyorum. Bu bastırıyorsun. Sıkışma gerekli olan bir şey. Ama gerçekten olmasa yukarıdaki mikserin adaptörü mü? Bizim kızlar, belli kızlar, önceyle beraber bir şey yaptılar. Aldı.
kendi alacağımızdan küçük bir tane falan verebiliriz. Çünkü ben de gördüm. Selman civarı da. Ya et. Kullanma. İstanbul'da da 30 kaç liraya var. Yani Hongkong hocanın anlatıları yoktan da. O kaşıkta ideal olan yani ev ölçeğinde de yapıyorsunuz. Mutlaka iki kovanız olması gerekiyor. İki birisi tuşlu haline gelince diğer tarafta yeni eklediğiniz tuşu bekli. O beklerken diğeri işte çözünmüyor. Onları toprağa alıyorsunuz. 15 günde toprakta çözünüyor. Tuz haline geliyor. Devamen diğerini eklemiş oluyorsunuz. O yüzden ideal olan iki tane oluyor. Ve günde... Hacmi ne? 30 litre getiriyoruz. Bizim... Bizim yaptığımız su olarak... Bu variller plastik varlık plastik varlık. Ortaşılar da bulunuyor. Yok çünkü o saç olan variller var ya, o kadar eski ortam yok, plastik. Çünkü bu nasıl kapağı mı? Kapağı yani böyle falan yok. Bu da her şey. İdeal olan günde bir kez açmak şeyi, o ayı. Yani evet. Alıp işte 100 kat çoğaltıp değerlendiriyorsunuz. Burada sadece sıvıyı kullanıyorum.
biz burada... Yapım aşamasında sıvıyı almak gerekiyor. Ondan sonra kullanılabilen bir sıvı. Yani etinden, sütünden, her şeyden yararlanıyor. Dolduğunda ise 15 gün beklemek gerekiyor. Tam duruşu başlığı için. Yani bakteriler tam bütün hacmi ele geçirmesi için. Sonra toprağa gömüyoruz. Topraklatma aşaması toprağa gömdükten sonra oluyor. İçindeki sadece bakterileri sonucunda hani hücresel düzeyde parçalaması aşaması. Tabii topraklatma önemli bir aşaması ama son aşaması değil. Dönüştük pek kolay. Dönüştük kompost olarak nitelendiriliyor. Bitmemiş bir şey. Ama solucan kompostu mesela bitmiş bir şey yani. Aldığımız artık bitmiş bir şey. Direkt o zaman yapabiliyoruz. Kemik tarifi. O kadar şey ki yani o bir şey ama sen şunu da işte önüne bakarsak böyle bir yerine yapacaklar. Yani sonuçta yaşayacaksın. 15'in saatini bulmuşsun. 15'in saatini. Değerine göre. Hayvan riskiniz yoksa 150 sene üstü kapansın. Evet, kapansın. Yani. Üzerine mal çapı yeter. Ya aslında maaştan da ben biraz bahsetmek istiyorum. Burada belki ona girmekte fayda var. Yani bahçede ya da yaptığınız bir yükseltilmiş yatakta ya da kurulup işte bahçede o bokaşeyi direkt serip üzerine işte saman, karton vesaire uzatmanları koyup daha sonra bir ekim yapabilirsiniz direkt. Yani aslında yaptığınız kompost şeyini bahçede direkt de yapabilirsiniz. Üst üste katmanları doğrudan toprağın üzerine koyduğunuzda o zaten zamanla topraklaşacak ya. Size oranı unutabilirsiniz. Ormanlarınızdan. Orman gibi. Ya bu yapılan topraklarınız olacak. Direkt oraya ekliyoruz. Balçıkla bir çok faydası var. Bir toprağı kuruyor. Organik maddece zenginleştiriyor. Besliyor. Kışın soğuktan kuruyor, yazın güneşten kuruyor, işte o otların çıkmasını engelliyor vesaire. Malış. Malış hepsini kat kat olmaz. Malış da aslında bir kompost. Daha farklı bir şey değil. Evet, soğuktan kompostu da bu sefer derin mikroorganizmaları şey yapıyoruz. Arttırmaya çalışıyoruz. Bir parçalası var. Burada solucanlar yapıyoruz. Aslında bir solucan besleyerek atıklarımızı onların yemesini sağlıyoruz. Onların daha sonraki dışkıları işte gübre oluyor zaten. Bizim koyduğumuz atıkları ettikten sonra o toprağı bıraktık. Geri bir solucan bulunuyor. Yine mahşi gördüğümüz toprakta solucanlar da oraya daha fazla geleceği için hormonlandırma işlemini onlar yapıyor. Hepsi aslında benzer ve birbirini tamamlayan süreçler. Solucanlar gerçekten çok hızlı büyüyor. Ben sabah işte evdeki şeyler geçtiğimden ne kadar var bilmiyorum ama yani bence 50-100 falan vardır burada. Gözüm görülmeyecek kadar. Yani şöylece işte birkaç güne kalkım attım yani. Şu aslında gazeteye koyulması çok tercih edilen bir şey değil ama o anda da evde herhalde başka bir şey bulamayıp koymuşum. Bu yaparken karton veya yoksa da işte gazete mecburen buluşturarak aralara koyduğumuzda onların hava boşlukları oluyor. Çünkü en çok da orada yaşıyorlar. Çünkü uçanların toprak... sesi belli arkadaşlar, almayın. Sayın. Çok daha minik gözle görünmeyenler de var. 10 buna başlık, 1,5 geldi, 1,5 oraya çıkacağız. Yani gerçekten çok hızlı yürüyorlar. Yok, böyle değil. İlk yaptığımızda böyle bir kutular yapmıştık, kapaklı tahta kutu. Sonra zaman içerisinde o kutu çürür, parçalandırırken ben en sonunda evde bir tane bir saksı buldum. Tabii büyük bir saksı, plastik. Onun içinde ver şu an. İki saksı. Bu arada bir sürü insana verdiği şey yaptım. Sürekli artıyorlar. Atık koyuyorsunuz, atıkları ve işte birazcık topraktan da koyuyorsunuz. Yani bir süre sonra zaten bir yerde vermeniz gerekiyor. Şuna dikkat edin, özellikle de
İnanılmaz renkler bir çubuğa sahip oluyorlar. Evet. Bir süre sonra şey kaybeder. Yani boyalı çok da böyle güzel boyalı bir şeydi. Öbür türlü kadar fişlerine getirip içeride kalmış ama boyayı da çünkü hepler bir konuşan bir için seni kaybetsinler. Boyası bir tane için iç tarafa bakan malzeme boyası olmasına fayda var. Bence güveçte güzel olur. Serkan Bey'le permakültür eğitim. Yani okları da parçalıyorlar. İşte 15 gün sonra bakıyorsunuz. Koyuyorsunuz hiçbir şey kalmaz. Şey değil mi? Sadece kompost değil mi? Sadece bir hayvan yani. Öyle. Sadece kompost. Toprak haline geldi ya. Şimdi bir orada solucanlarla beraber mi kullanıyoruz? Nasıl ayıracağız onları? Ya onların birkaç yöntemi var. Ya geniş bir yere döküyorsun. Bir tarafı biraz yeni malzeme koyuyoruz. Onlar oraya doğru yüce de yapıyoruz. En güzel şöyle oluyor. Yani güneşle üretip güneş tamam mı? Evet. Daha rahat edecek. Başlar kaçıyorlar. Üsttekileri alıyorsun. Yani çok az bir topraksa zaten elini böyle alıp baktığında ayırıyorsun. Ama çok küçük oluyorlar bazen. O yüzden kendilerinin ayrılık gitmeleri daha yavru. Gıda koyarsın. Evet. Gıda koyarsan oraya gidiyorlar. Parkları, bahçeleri. Evet, ama mesela şöyle bir şey yaparsanız, hani parkları bağlatarsanız parkları da bizeye de bir şamakın bir su alabilir miyim? Burada da dengi lafı çok önemli. Soğan, kalenceye gibi şeyler konuşuyor. Hastayız artık. Öyle düşünmüyor ama o gördüğünüz ölçeği daha büyük olduğu için tolere edebiliyor musunuz? Siz çok küçük ölçekleri varsanız bu asitlerin bir şeysini vermeyin. Yani bu bir göçük olacak. Mesela önce bir toprağın üzerinde yapıyor. Evet. Başka bir durumda canlı, hani ay boyuttan bir kere ölçüsünden önceye kadar her şey olduğu için onların yakın yanı içeriğini diğerleri yapıyor. Onun için derdini de kamp da gidiyor içine şey de gidiyor. Orada temel olarak şöyle bir şey var. Bazıda yaptığınızda insanlar için hastalık bekliyorlar hayvanlar var. Kuşlar şeyler. Yani göçmen kuşları bile üzerini kapanmamızın bir sebebi var bazen bunu yaptığımızın. Üzerinden geçerken yaptığı bir şey de bir patojenlerinizin. Tavuk, yani tavuklarınızı beslemek için, yani sadece tavuk beslemek için de kompost yapabilirsiniz. Sıfır yemle mesela sadece kompost olarak tavuklarınızı besleyebilirsiniz. Amacınız oysa buna göre bir şey yapabilirsiniz. Ama onun dışında hayvanlarınıza kadar ikonotur ettiğinizle alakalı bir şey var. Hayvandan geçecek bir şeyi patojen içine geçmesini istemiyorsunuz. Hayvanlar onun içerisinde bir şartınız iyi olur. Ama dediğim gibi sadece beslenmek için de bir mesela
Hocam orada İzmir'de başımıza verilen falan da böyle olmayacakmış. Birazcık konuşmuş konuştuk hocayla. Şöyle bir düzeltildiğimiz oldu. Ayarda sadece çıkıp mutfak şeyini atıyoruz. Yumurta da almış böyle şeyini attı, her şeyi attı. Evet, sıfıra indi, sıfıra indi neredeyse. Tavuk üretimiyle kompost çok iyi bir ikili oluşturuyor. Özellikle soğuk yer kompostu. Tavukları işte sanıyorsun. Onlar zaten karıştırıyor. İşte sıfıra bırakıyor. Yiyor, çıkartıyor. Yiyor, çıkartıyor. O karıştırma işte bunu onlar yapıyor. Şu anda bir şey. Biz bu eğitim için ayarları saman aldık. Yani samanların şeylerini açmıyorum. Onları böyle tek olarak bıraktık. Ertesi bir eğitim yapacağız. Komşumuzda tavukları vardı. Yani şöyle, şu yükseklikte olan şeyi 15 santime yapmış. Yani bizim parçalara başlayıp bir yerdiler yani. Ama bunu yapabilecek işe inanamazsınız yani. O yüzden kontrolü yapmak var. Araziler sormak. Evet, dediğim gibi yani burada beklediğinizden çok daha fazla evsel atığımız olacağı için yeşil ıslak malzeme anlamında karton şey elinizin altında bulunsun bir yandan. Ve onunla dengelemeyi unutmayın, yoksa sonucanlar o kadarını şey yapamıyorlar. Kupon üretimini atıyoruz. Yavuz. 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 Yavuz için. Yavuz için. Kozası. Satmak mı istiyorum? Kolektif olarak
Tekrar biliyorsun. İyi bir kompost Amerika'da mesela tonu 650 dolar. Sana bir şey yaparız herhalde. Paketi litre bazında satılıyor. Litresi mi 20 lira? Öyle bir şey abi. Ama o da şuna başka şey yani. Şöyle biz neyin yani ama kıymetli bir şey ya. Yani. Bu peşinden şey gerçekten kıymetli bir toprak. Ben bir şey soracağım. Anlattığınız kompozit teknikleri arasında başarısızlık oranı en yüksek olan bu peşi kompozit oldu. Öyle mi? Ben de soracağım. Soğuktan oldum mu bir sürece? Yani solucanda da gerçekten inanılmaz bakmasam bile ara ara yanmaysan, ara ara işte oraya sabırsa çok bir şey kartla sıkıştırsan bakılıyor mu araya? Ama bu kaşı de başarısızlıktan ziyade sen bu kaşı barilere toprağa gömebilecek misin bildiğinde? Şey, yani onu düşünmek lazım. Aslında bu suyu alıp kullanabilecek misin? Yani mesela böyle belediye bir şeyler yapacağım falan filan şöyle mesela hani nasıl yapılabilir işte barınlar, eğitimler vesaire. Orada sıcak olur. İşte o yüzden insanlar evlerindeki... Siz grup yapacaksanız bence bir yakınlardan geldi toprak varsa... Bizde olmaz. Tamam işte ama olacak olsa da sıcak kompoz derdim. Ama bireysel diyorsanız o zaman solucan derim. Bahçesi olana bokaşı derim mesela. Veya belediyeye baskı yapacağız diyorsanız o zaman sıcak olur. Onu biraz da şöyle düşün, kompostu ne için yapıyorsun? Yani, onurla ilgili bir şey diyebileceksin. Şöyle aldım başladım, kötü bir şeyim var, algoritma dediğimden ne yapmak istiyorsun? Zaten bunu şu kompostu şey yapacaksın. Belediye yeri geldikten sonra da senede bir kere iyi bir kompost yapıp ondan kompost şey uygulama yaptığında hem bitkilerini, dünya şeylerini koruyorsun. Ben de bunu bırakayım yani. Yılda bakım gibi düşün. Yılda bir kere o kompost şöyle şey yapsam, işte 150 yapıttım herhalde. 60 kilo kompost çıkardım. Bir bölümden şeyim var. 60 kilo kompost şeyi, tüm o yıldırım ihtiyacını sayıda şeyi karşılar. Çok büyük ölçekte yapacağın zaman kompostun kendisi yani. Çünkü üç dört santimden aşağı serdiğinde çok iş yapmayacak. Bir şey yapmayacak. Yani sıcak kompost değil, kompostun şeyini kullanmak lazım. Yani böyle bir ölçeği üzerinde gittiğinde. İlk şeyini yaptım, ilk sene yaptım, kompost toprağa gömdüm ya da koydum, yaptım, kendime geldim. Ondan sonra sadece senede bir kompost çayıyla %4-5 ufak çıkmaya devam edersin. Ya öncelikle amaç. Amaç ne yani, ne için yapıyoruz yani? Kompostun için yapıyoruz. Sadece gıdayı dönüştürmek için yapıyoruz. Çünkü sonra babam yapıyoruz. Babaklar çok oturuyor, 50 tane daire var orada. Hepsi yaşlı insanlar, alt aylarından orada geçiyorlar mesela. Herkesin de bahçesi var. Herkesin de atı oluyor, bahçeye atıyor çayını içiyor. Ama o kadar yoğun ilaç kullanıyorlar bahçelerde. Hani bir kişinin bir ilaçsız yapması, onun bahçesi istila olmasını seviyor. Çünkü herkes ilaç yapıyor, kaçan onun bahçesi oluşuyor. Hani yapabilirsiniz, herkes tanıdık falan işte. Yapabilir miyiz mesela? Oradaki toprağı onarmaya yarar. Yani mesela o site için bahçeleri onarmaya vesile olur mu? İşte baharda mesela bununla ilgili bir şey başlasın. Hem bir kişisel olarak benim tek başım elindeki atı, yani toprak yaparım, götürürüm, aşağıda üstüne bir şey dökerim. O da önemli bir şeydi. Yani belediye çöktüğünü, atıkları göndermemesi önemli bir şey. Bir kere onu hani, o kadar sıkı şey gibi görmeden... Zehirlemişler de toprağı. Ya tamam, o ayrı. Bunu daha güzel bir şey olurum. Bunu tek başta yapsam bile kıymetli. Yani onu demeye çalışıyorum. Burada işte kaç kişi var, her biri kendisi bunu yapsa bu zaten kıymetli. Ama dediğin gibi yapılırsa, o da güzel bir şey. Ama her bir zaten atını bahçeye gömüyorsa gömüyor. Atıyor, çöpü atıyor, poşet diyor. Çöp kovaları var, bir belediye oralara da şey getir. Yani aslında hani işte bir şey orada da var. Hani böyle bir şey yapabilir miyiz diye. Kendine sizdeki... Dördüncü peçetemiz de mi? Yani kültürel yanına 2-3 tane bir boku şey koyup
ayırırız. Yediren onun içine koyar, kısmısını sıkar, ayrılır. Ama bunu ben mesela tek başıma üstlenemem. Yani senden al, ondan al, ondan al, sonra yapma. Yok. Şey, WhatsApp'ta attım. Yani boka şeyi biz bir yandan böyle tıkla dönüştürsek, o vakit başka bir türlü görmeyiz mi? Bu daha da Çünkü onların da benim şeyi oradaki doğrusu da düşünmüyorum.
Şöyle kırsaldaki insanlara bu şekilde yaklaştığınızda aynen öyle. Anladım zaten. Bir de bu eğitim diye yaklaştığında insanlar uzak duruyor. Çünkü bir araya şey koyuyorsun. Hiyerarşik bir şey koyuyorsun. Sen kimsin ki beni eğiteceksin diyor adam. En son gitmiş aileleri toprağa gösterince herkes bir duruyor. Çünkü herkes biliyor eğitim. Evet. Hocaya demiş bana, hocam bu ilk sayfalar bunu gösterebilir miyiz dedim. En son politik bak kimse dinlemedi. Çünkü herkes o iyi toprağı, o siyah toprağı, yani iyi toprağı biliyor, mutsuz toprağı herkes çünkü görmüş. Yani görmüş, babasını da görmüş en azından mesela. Böyle mi oluyorsun diyor. Seni çekmemesi lazım. Ya da işte şey... Bazen tümden gelmek lazım. Yani, gönlün göz aklında bir diyormuşluk, yani, gözünde bir diyormuşluk anlıyor. Göstermemiz lazım. Ya da şu durum, olmuyor yani. Bir şekilde küçük arazide adam 100 dönüm ekiyor. İşte Ali abi 10 dönümlük bir alanda, şu an örnek veriyorum, kara kılçık ekiyor, kilosunu 10 liradan satıyor. O 100 dönümü kilosunu 2 liradan satıyor. Ha, adam böyle bir duruyor lan, adam 10 dönümde bunu yapmış. Yani şeye, kırsala gittiğinizde böyle verilerle, böyle örneklerle uğraşmanız lazım. Uçakta bir şey göstermezseniz adam sizi dinlemez ya. Yoksa hiç eğitim falan... Ama şimdi bir şey var. Eğitimde karşıyız. Ölçekte ve şeyde yapıyorlar. Aslında yani tek olabilecek doğru ölçek var orada mesela. Evet. Küçük bahçe ölçeği olur. Ama bence orada biraz şöyle de gitmek iyi olabilir. Yani iyi olmayı da bilmiyor, bir şey herhalde ama yani belediyenin, yani tadın bir çift pazarına gelen kararları nasıl ürettiklerini biraz takip etmesi ve böyle şeylere yönlendirmesi belki şartlıktan mecbur bir yolculuk olması. Mükemmel her şekilde konuştuğunda ediliyor, takip ediliyor, evlerini ediliyor, ne ediliyor. O onlara ne diyeyim, hani belki ileride kooperatif yapacağı bir şey bu. Evet. Kooperatif üyelerinde belki bunu yapması mı? Böyle de düşünüyorum. Bir şey. Tabii ki şey var, kazandı geçen gün bir işte yine biz sizden sonra bir yere uğradık. Varil varil şeyler işinden etmiyor. Yani hiçbir kazanlı Adanaloğlu, Karaduvar, Karaceylan, bütün oralar yani gerçekten zehir saçan üretimler yani. Ya da 3-5 seneye biter değil mi? Bu gidişle. Kayseri'de iyi bir örnek var. Hobi bahçesi olarak tasarlanıyor bir alan. Sonra hobi bahçesi gibi işte mangal evi, hafta sonu aile devir buluşulup işte mangal evi alana dönüyor. Sonradan kırsaldan işte geçinemeyip, tarım olarak geçinemeyip şehre gelen ailelere işte 300'er, 400'er metrekarelik alanlar veriliyor ve sadece organik tarım yapılması isteniyor. Devamen de haftada belli periyotlarda bir pazar alanı da oluşturuyorlar. Orada satışı sağlanıyor. Ben de şu an yani benim gördüğüm en iyi uygulanabilir model bu. Hem teşvik hem 300-400 metre. Toplam alanı hakkında bir konu var mı? 15 dönüm diye biliyorum. Çıkmış mı? Öyle, öyle diyorum. Nerede bu? Kayseri'de. Kayseri'de olur mu böyle bir alan? Böyle bir toprak var mı? Bilmiyorum. Mersin'de mi? Mersin'de. Bir Mesutlu Belediyesi öyle bir küçük bir uygulama yaptı ama az herhalde yani. Kapasite çok fazla. Yapmak isteseler yapılır yani. Belediyesi'nin devasa aletleri var. Şu anda onu kullanmak şart oluyor. Organik yapılacak aracı var mı? Bir şey yapmak için. Çünkü yer varsa bizde iş gücü çok. Mersin'de biliyorsun bir sürü Suriyeli var. Onlar da böyle bir proje yapılabilir yani. Şöyle işte, ben özgeçmek lazım, ben hiçbir şey yapmıyorum.
Kesinlikle şart bu. Ya orayı üretebilirsin, geçebilirsin. Bir diye bir. Ya kısalda insanlar tavuğu var ya. Dışarıdan pazardan yumurta alıyor. Markette yumurta alıyor ya. Daha güzel hepsi aynı diye yani. Kutacılar ne yapabiliriz? Ne yapmak istiyoruz? Evinizdeki mi dönüştürmek istiyoruz? Şimdi yani kolay olmayan mı yapabileceğiz? Bir de. Ama deneyim kazanmak için evde yapmak her zaman fayda var. Solucan gübresi bence kolay ve ev böyle şeyine uygun ve temiz. Yani değil mi? Yani. Tek solucanlar sürü olarak ne kadar kendine bakabilir? Atıyorum bir yere gittim kendilerine kadar. Vallahi çok uzun. Ulaştım bir ev sahibi. Ben yok ki başımda kendisine bırakıp ne kadar kaldı? Birkaç ay. Birkaç ay ne yapmadılar? Kuşun kusuna da yaptıklarını gerçekten yani onu bile ama iki gün şey dışında ne yapacağım falan ben onu hayvanlar işte verdiğinizde yani o yüzden kuşun büyük yapıp verdiğinizde güzel bir miktar verip de o sırada havalandırma şeylerini güzel vermezseniz sonra bütün bir yaz mesela ben de mutlaka aylarca açık olduğumu biliyorum. Ya ben de cumartesi günü bu ekip buraya geldiyse bir o kaşı şey denenebilir ya. Burada ya da baktığım gibi. Öyle mi? Ay bir şey görmüyorsun. Büyük anlaşılıyor. Hangi açıdan anlatıyorsun? Yani evimizde diyelim ki solucan yaptık. Hanede ya da dattini o şeyde ne yapabiliriz? Ve bu kaşı mı yapalım? Yani kaşı olmaz ki bunun. Çuvalda çok o kaşı olmaz gibi. Kütüphane diyorlar da. Yani şu arka taraftaki falan olabilir. Şu arkada, yani içeride açığı yaptırmaz da. Biz kendi evde yapmak yerine oraya rastlama. Getirmeniz. Orayı beslemeniz. Her gün olmaz da şartlayın. Ama solucan solucan uygun değil iki yere de. Çünkü dışarıda olacaksa. Ha evet. Kapalı olması lazım. Çünkü hayvanlar solucanla uğraşır. Benim evde solucan var. Olur, bizde de iki kedi bir kedi var. Kapağı kapatıktan sıkmış. Kapağı kapat, üstüne bir şey diyemiyor ki. Ya bir tanesi dilim saksı, üzerine işte karton, üzerine biraz bir şey ver, üzerine bir tane tuğla bulmuş. Çok aç kalacak da, devirecek de solucana ulaşacak da falan filan. Kendimiz üzerine bir şey yapmışsın. Arada geliyor, yani döktüğümde gelip karıştırıyor, bayılıyor toprağa. Başka bir şekilde. Burası için yapacaksak illa evlerden geçmek için olmayabilir. Rastlanan olmayabilir. Mesela Limak yakınında şu arkada neydi, sarmalı mıydı? Yani yakında da işletme falan var, yemek yapılan yerler var. Yani aslında bu sunumla beraber herkesin sonuçta hiçbirinin de ayrıntıya girmedi. Aslında solucan da anlatılacaksa sadece bir solucan oturumu yapılması lazım. Bokashi zaten 2,5 saat evet
neye karar verilecekse ondan sonraki adım olarak belki onun ayrıntılı bir sunumu yapılabilir. Tabii, Bokashi de zaten Volkan Hoca'nın yöntemiyle hareket ederiz muhtemelen. Önceden herkese de Laktaş'ın bunu kovasını hazırlamaya başlar. Hep beraber nasıl yapılacağını öğrenip şeye geçeriz, uygulamaya geçeriz. Peki şöyle ara bir model olabilir mi? Yani evde bir miktarını toplayıp bir yöntemle işte Bokashi olabilir, daha küçük ölçekli olabilir. Herkes evde bunları bir toplayıp sonra bir şehir içinde bir yerde bunları bir araya getirip ve bunu devam ettirmek. Toprağa gömme işlemi. İşte belki bir üçüncü toprağa gömme içinde başka bir yere gitmek gibi böyle bir hibrit bir model geliştirebilir miyiz? Ya şöyle buradaki yani uygulanabilirliği açısından. Haftalık aktığını getirse ilk Bokashi turşu kovası kurulur zaten. Ama o bir hafta evden sonra muhafaza edecek. Ya bu işte gösterdiği şey yani siz evde bir yine kovada mı muhafaza büyük bir çöp kovası yanında da bir diğer kovada da yani süreci başlatabiliriz. Yeni başlatabiliriz. Tabii. Yanlışımız İşte yine bir çeşme falan gerekecek mi? Hayır hayır, evde Bokashi olarak başlamayacaksınız. Atacak sana üzerine biraz talaş. Ya yemek atığınız mı var? Onlar birleştirip bir tencerede, dolapta muhafaza etseniz kopmaz zaten. Bir hafta sonunda eğer böyle bir uygulamaya geçirecekse yanınıza getirebilirsiniz. Dolapta kimse tutmaz mı? Ama ben yöntemde dediğim gibi talaşla karıştırarak çok rahat. Yani bir çöpe talaşı geçtirebilirsiniz. Yani çöp kovası içinde talaş. Kapaklı çeşitli kovanın içinde dediği gibi böyle mukavva parçalayıp biraz da. Evet, evet. Biraz bir alacak bir şey koyduğunuz sürece sıkıntı yok. Çalışmaya da başladı. Bir hafta dayanır ama bir hafta sonra mesele bir hafta sonra herkes Bokashi doldurduktan sonra kovalayınca nereye getirecek? Yakın bir yere getirecek. Ve oraya siz onu getirmeye devam edecek misiniz? Onun altında bir suyu alıp sağdaki sonunda bir ağaçların altına dökecek misiniz? Yoksa tek bir kişiye mi koyacak? Ya aslında o suyun mucizesini bir kere görseniz. İşte o zaman şu çıkıyor ortaya. Herkes evindeki bunları getirirse ve biz orada bir bostan ya da fidanlık gibi bir şey de yapabilirsek kent içerisinde orada zaten tüketilir. O fidanlık ve bostan içinde insanlar çiftadan gelip giderse her gün bir kişi, iki kişi onun da böyle bir devamlılığı olabilir. Çok katılıyorum. Ama adının konması ve nöbet listesini oluşturması gerekiyor. O devamlılık çünkü kendi gününde oluşmuyor. Çok da bunu defalarca deneyimleştirmek. Yani bostanda, bizim bostan sulama bağlarını açmak için bile kişi. Toplamda 50 kişi var. Yani yazın 3 kişi falan ancak üstlenebilir. Çünkü niye? Sabah çok erken sulama yapmak gerekecek. Kim kaldırabilecek? Bu arada bir zamanla işe yarar. Bunun içindeki ne hakkında? Şu sıraların içinde yaptığımız bostanın. Ha, o daha beter. Şurada bölüm var. Bölümün yerinde şey var. Roma bostanın örneği gibi. Evet. Serdar abiyle arabayla okulun içine gidip sulama yapıyor. Gelip çıkıyor. Çocuklar yani şurada oturuyorlar Çin'de, şurayı sulamıyorlar. Öyle öyle. Ya ona atıp olmadığı sürece kim ne, kim hangi görevi ne zaman yapacak? Yani bunu aynı çizelgesi yapılacak. Başka, ben mesela başka bir türlü bir şey yapamam. Sonra gerçekten birkaç kişiye kalıyor sadece. Öyle yani birkaç kişiye kalıyor. Kalsın da ben mesela ben burada küçük balık götürüyorum. Ben her isterim ki size evine gelsin. Ben bahçeye götürüyorum canım ama. Biliyorsunuz değil mi şeyde? Şeyde kalmışsın değil mi? Kent karşısında beydiğin altına yani, gittim. Orada şey ölçeğini şu yapın mesela. Dinle şey beydik yalnız yaparsın. O an etler kapı konulaştığı şeyde çıkıp orada şu da var. Genelde çıkan şeyler yapıyorum. Dinle çıkan şeyi. Onların yüzeyi biliyorlar ne bak olacağını. İnsanlara da bunu anlatmamız lazım. Kullanacağınız şey nasıl yapacağız? Hani bir mutfaktan çıkan herkes her şeyi yapacağız, kontrolsüzlerle değişir mi? O adamlar orada bir ekstra iş var, mutfakta ekstra bir kova demek. Yani nasıl ilerleyeceksin? Ben mutfakta
tertip olan altı sene kadar yapıyorlar. Örtüyü çok güzel yapıyorlar. Ondan sonra gittiler. İstanbul'un kalıyor. Kovalı süre arazi alıyor. Şimdi mendili falan yetişmiyorlar. Bu insanlar oldukları için. Bunları dönümde olsun bir arazi kadar yetişmiyorlar. Kutlarla yapıyorlar. Ama en azından oradaki 4-5 ayda bir besinlerin şeyi bu şu anda o ay içinde yapıyor. Ama istek olması lazım. Yani orada da şu var, mesela bunu belediyeyle beraber bir şey yaptığınızda yukarıdan indirdiğinizde de insanlar yani hiç bir şey